Kulisleri iyi takip eden, milli görüşe yakınıyla bilinen gazeteci Fehmi Çalmuk, politik adamdaki değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Antalya'da yaptığı ve AK Parti içerisindeki kopuşa dikkat çekti. biz bu yola çıkarken pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik, bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın ifadelerini değerlendirdi bazı isimlerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı istifa ile tehdit ettiğini ifade eden Fehmi Çalmuk, AKP yönetimi, Başkanlık Divanı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin istifa tehdidinde bulunduğunu iddia ederek, Erdoğan'ın konuşmasıyla AKP'de her şey bitmiş, etraf süt liman olmuş değil, esas kriz bundan sonra ifadelerini kullandı. İşte gazeteci Fehmi Çalmuk'un bırakın gitsinler başlıklı yası şöyle. AK Parti ile ilgili son iki yazımızda ısrarla üzerinde durduğumuz konu vardı. AK Parti içindeki karışıklıkların işaretlerini vermiştim. AK Parti'nin içinden parti kurmayları, bakanlar hatta onların ulak olarak gönderdiği gazeteciler, iş adamları ne oluyor diye başlayan cümlelerle merak adı altında ayar çekmeye çalıştılar. Onlara en iyi cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'dan verdi. Biz bu yola çıkarken pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın. Demek ki gitmek isteyenler var. Demek ki gitmek isteyenleri durdurmak isteyen kadrolar var. Birbiri arkasından konuşan kadrolar var. Birbiri arkasından konuşan dava adamı değildir diyor Erdoğan. Bu kadrolardan niyet ana kademe. Ana kademe dediği AK Parti yönetimi, başkanlık divanı ve merkez karar yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleri. Açıklama net. Ben buradan birkaç hususa değinmek istiyorum. Daha çok çalışacağız. Peki daha çok nasıl çalışacağız? Öncelikle milletvekillerimiz gerek tüm ana kademe bir bütün kardeşli olacağız. Erdoğan maddeleri sıraladı. Kıskanma yok. Birbirinin hakkında ileri geri konuşma yok. Birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam ve mevki için değil, Allah için seveceğiz ve öyle bir dayanışma içinde olacağız. Bu sıradan bir parti değildir. Biz bir tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın adamları birbirinin aleyhine konuşamaz. Ayarsa ayar, raconsa racon. Partisi için korku salmak isteyenlere net ve açık bir cevap. Erdoğan bu sözleri ne zaman söylüyor? Joe Biden'la görüşmesinin ertesi haftasında. Hani Biden'la anlaşalım yoksa parti bitecek, vekiller gidecek diyenlerin ünlü toplantısı vardı ya. Erdoğan onların gözüne sokarcasına konuştu. Erdoğan'ın konuşmasıyla AK Parti'de her şey bitmiş, etraf süt limon olmuş değil. Esas kriz bundan sonra dedi.